Soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışlar şimdilik Trakya ve Kıyı etkisini kaybetti. Batı Akdeniz bölgesine giderek kaybediyor. Dün bölgede kuvvetli sağanaklar özellikle Kemer ve civarında kuvvetli sağanakla beraber hortum oluşturmuştu. Sistem biraz daha doğuya doğru kaydı. Şu anda Alanya'dan başlayarak Hatay'a kadar olan bölgede zaman zaman kuvvetlenecek sağanaklar var ki Adana, Osmaniye, Hatay ve Kilis arasındaki şu bölgede Sağanakların ilerleyen saatlerde daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz ve bu yağışlar Güneydoğu Anadolu bölgemizin tümünü etkisi altına alacak. İç kesimlerde şu anda yağışlar ağırlıklara devam ediyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve Sivas ve çevresinde hafif de olsa kar yağışı görülürken Marmara'nın doğusunda yağışlar yağmur şeklinde İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 3 derece civarında yağışlar yer yer sağanak yağmur şeklinde devam edip Yüksek kesimlerinde hafif de olsa karla karışık yağmur şeklinde. Ama Bolu, Karabük, Kastamonu arasında hafif olarak karla karışık yağmur ve kar başladı. İlerleyen saatlerde iç kesimlerdeki kar yağışı Kastamonu'ya kadar olan bölgede etkisini arttıracak. Aynı şekilde iç kesimlerde Sivas ve çevresinde yağışın kuvvetlenmesini, şu anda radar ekranında görmediğimiz doğuda da kar yağışlarının ilerleyen saatlerde başlayıp giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. Alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri birbiri peşi sıra gelmeye devam ediyor. Evet şu anda biraz daha doğuya doğru sistem kaysa da bir yenisi Balkanlar üzerinden bize doğru gelecek. Ve kuvvetlenen rüzgarlarla beraber soğuk havayı kuzeyden taşımaya devam edecek. Evet sıcaklıklarda hızlı bir azalış var. Balkanlarda bulunan ve giderek etkisini arttıran bu mor renkli gördüğümüz soğuk hava Trakya'yı Marmara'nın kuzey kesimlerine, iç kesimlerine etkisi altına aldı. Batı Karadeniz'i etkileyip iç kesimlere doğru ilerliyor. Akdeniz'de sıcaklıklar yarından itibaren azalacak ve sıcaklığın azalışına bağlı olarak yağışlar giderek kuvvetlenecek. Doğuda ise hava soğuk çünkü hem Balkanlar üzerinden ve kuzeyden gelen hem de Kafkaslardan gelen soğuk havanın etkisi altına giren Doğu bölgelerimizde yağış bugünden itibaren aralıklarla başlayacak ve yoğun kar yağışı hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Marmara bölgesinin batı kesimlerinde yağış etkisini kaybetti ama İdirne başta olmak üzere Trakya'da hava oldukça soğuk. Ayaz, don ve buzlanma bu gecede etkili olacak. İstanbul ve çevresinde bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 4 derece olurken gece sıcaklığı 1 derecenin altına inecek. Çanakkale 5, Balıkesir 4, Bursa 3 ve Sakarya'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık bugün için 4 derece olurken aralıklarla yağışların etkisini arttırmasını bekliyoruz. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif doğu karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışlar. Bu gece ve yarın sabah erken saatlerde yine yüksek kesimlerde hafif doğu kar şeklinde olabilecek. Ama bunlar çok uzun süreli değil. Balıkesir, Bursa, Sakarya boyunca da yine bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurun hafif de olsa kara dönmesini bekliyoruz. Ege'nin kıyı kesimlerinde yağış şimdilik etkisini kaybetti. Hafta sonuna kadar da bölgede yağış beklemiyoruz. Bugün İzmir ve Muğla'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 8 derece civarında olurken Kütahya, Afyon, Karahisar'da hava oldukça soğuk. Bugün Kütahya'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 1, Afyon, Karahisar'da 2 derece civarında olurken Gece sıcaklığı Kütahya ve Afyonkarahisar'da eksi bir derece civarında olacak. Bu akşam saatlerinde bölgede hafif kar yağışının devam etmesini bekliyoruz ve gün içinde Muğla ve çevresinde özellikle Bodrum'da rüzgar 50 km hızla esecek. Akdeniz'in batı kesimlerinde yavaşlayan yağışlar orta ve doğu kesimlerinde kuvvetli olarak devam edecek. Bugün Antalya'da hava oldukça ılık ve sıcaklık derece civarında olacak ama yarınla itibaren Antalya'da sıcakların 10 derecelere yaklaşmasını bekliyoruz. Bugün için Mersin 14, Adana beklediğimiz en yüksek sıcaklık 12 derece civarında olurken biraz önce Rabar'da e vurgulamaya çalıştığım gibi Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay arasındaki bölgede kuvvetli sağanaklar gün boyu etkili olacak ve yağışlar biraz daha doğuya kaysa da etkisini yarın da sürdürecek. İç Anadolu bölgemizin genelinde ise hava soğuyor havanın soğumasına bağlı olarak önümüzdeki saatlerde yağışların Eskişehir'de de hafif de olsa kara dönmesini, Ankara'da karla karışık yağmur yüksek kesimde hafif kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Bugün Ankara'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 3 derece olurken yani gece sıcaklığı eksi 2 derecenin altına inecek. Konya 4, Niğde 4, Kayseri 4 ve Sivas'ta beklediğimiz en yüksek sıcaklık 3 derece civarında olurken ilerleyen saatlerde Konya, Niğde, Kayseri, Sivas boyunca kar, Eskişehir'de aralıklı kar yağışı, Ankara merkezde ise karla karışık yağmur görülecek. Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak yağmur geçişleri devam ederken iç kesimlerdeki yağışlar soğumaya bağlı olarak Bolu, Karabük, Kastamonu arasında önümüzdeki saatlerde daha da yoğunlaşacak kara dönecek. Bugün Zonguldak 4, Bolu 2, Tokat 6, Samsun 11 derece olurken Trabzon, Rize Harp boyunca hava serinliyor ama yarından itibaren havanın soğumasını ve bu akşam saatlerinden itibaren yağışların soğumayla birlikte daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Doğu Anadolu bölgemizin geneline baktığımızda hafif olarak devam eden yağışlar soğuk hava ile birlikte bu akşam ve yarın giderek kuvvetlenecek ve hafta sonuna kadar yağışlar aralıklarla yer yerde kuvvetli olarak devam edecek. Bugün Erzurum 1, Kars 2, Van 5 ve Hakkari 1 derece olurken bu gece Erzurum'da sıcaklık yine eksi 8 derecenin altına inecek. Bu koşullar etkisini hafta sonuna kadar sürdürecek. Güneydoğu Anadolu bölgemizde biraz önce radarda vurgulamaya çalıştığım gibi Gaziantep, Kilis'ten başlayarak sağanaklar giderek kuvvetlenecek ve tüm Güneydoğu Anadolu bölgemizi etkisi altına alacak. Sıcaklıklar azalmasını sürdürüyor. Bugün Gaziantep 6, Diyarbakır 8, Adıyaman 7, Şanlıurfa 9 ve Mardin'de beklediğimiz en yüksek sıcaklık 8 derece olurken bu koşullar etkisini yarınla sürdürecek ve yağışlar aralıklarla da olsa hafta sonuna kadar devam edecek.